Esselamu Aleyküm. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Erdel'deki toprağımıza saldırı. İsyancılar tarafından saldırı yapılıyor. Şimdi kıymet adına savunma yapacağız. 300 kişi miydik? Az kişilik bir ordumuz var. Düşman çok daha kalabalık ama elimizden geleni yapacağız. Savunmak için. Serhat kolları o kuyulardan, yani o poşetlerden koyamıyor önüne. Sadece yeni şeyler koyabiliyor. Şu mouse'la gösterdiğim poşetler. Bunları koyacağım. Topkucumu kullanacağım yine. Gerçi toplarım da bayağı hasar aldı. Toplarım da bayağı zayıfladı ama. Şimdi şöyle yapalım. Yeniçeriyi şuraya getirelim. Şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım. Bu şekilde. Bu şekilde. Şunu da şöyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım. Tamam. Şimdi hemen savaşa başlayalım. Düşmanın birlikleri burada. İki yeniçerimi geri alayım. Toplarımızı atmaya başladık. Bir tane Serhat kulu sağa geçsin. Bir tane Serhat kulu solda dursun. Şimdi şeylerle kapışıyoruz işte. İsyancılarla. Geçtiğimiz bölümde şey yapmıştık. Kimle savaşmıştık? Rusya ile savaşmıştık. Şimdi ise isyancılarla kapışıyoruz. Cevat Rıza Paşa kapışıyor. Bir de Baltacı Mehmet Paşa aşağıdan desteğe gelirse eğer, o zaman zaten güzel bir avantaj sağlarız. Top atıyor düşman üzerimize. O toplar umarım paşamıza isabet etmez. Toplarımız ateş etmeye devam etsin. Düşmana saldıracak gücümüz yok. Sadece top avantajımızı kullanabiliriz. Umarım yapay zeka bir yanlışlık yapmaz. Bize saldırır. Ve bize saldırıya geliyorlar. Allah'a şükür. Güzel. Toplarımızı atmaya devam ediyoruz. Kaç kişi kalmış? 143 kişiler. Misket topum da var. Serhat kulları. Hemen pozisyon alın. Top geliyor üzerimize. Dikkatli olun çocuklar. Serhat kulları hazır. Diğer Serhat kulları hazır. Yeniçeri hazır. Biraz daha yeniçeri var burada. Güzel. Bu yeniçeriler şöyle kenara gelsin. Kenardan saldırtıracağız bunları. Süvarisi de vardı şu anda ama. Biraz yağmurlu bir havada savaşıyoruz. Bu yağmurlu havada bakalım neler olacak. Serhat kulları savunmasını yapacak. Hızlandırabiliriz. Buraları hızlandırabiliriz. Evet, toplamda atıyoruz. Güzel. 128 kişi. Ama bunlar çok kalabalık. Yani bunlara biz nasıl hasar vereceğiz? Toplarımız da zaten şey. Şuraya sık. Şunu bitirin. Aha. Güzel. Süvari geldi kanattan. Serhat kulları onu halledecektir. Çok yağmurlu bir hava var. Göz gözü görmüyor. Yağmurlu bir havada kapışıyoruz. Düşmanla.
okullara ateş ediyor, güzel. Yeni şeyleri hücuma kaldırdım. Hadi çocuklar. Düşman da ateş etti, güzel. O kum torbaların olduğu yere ateş etmesi güzel oldu düşman. Kum torbaların olduğu yere ateş ediyor düşman. Yani toplarımızı ateş etmeye akıl erdiremedi. Bunun için güzel. Hala pes etmiyor, inanılmaz bir şey. Yeni şeyler güzel saldırıya geçti. Yok yok, saat kulu geride bekle. Güzel, şimdi pes etmeye başladı bir tanesi. Kanattan da süvari geliyor. Yeniçerilerim, aslanlarım benim, nasıl pes ettirdiler düşmanı. Bravo yeniçerilerim, bravo yeniçerilerim. Paşam sen de biraz da öne geldin. Orduya moral ver. Yağmur biraz azaldı sanki. Yağmurun azalmasıyla daha güzel bir seyir zevki oldu. Ateş etmeye devam ediyoruz. Yeniçerilerimiz zaten saldırıya geçti. Şunlar şöyle gelsin. Haydi bırak pehlivane. Osmanlı çok güzel bir şekilde topları da sıkıyor. Yalnız bunlar milis olduğu halde bayağı, yani hiç pes etmiyorlar ya, inanılmaz bir şey. Hiç pes etmiyorlar, inanılmaz bir şey, hiç pes etmiyorlar. Şimdi pes etmeye başladı, güzel. Bakayım ne yazıyorsun, tereddütlü, tedirgin, topçu saldırısı altında. Ve en sonunda pes ettiler. Topçularımız yine mükemmel bir zafere imza attırıyor bizi. Gurur duyuyorum topçularımla. Osmanlı topçu gücü. Osmanlı topçu gücü. Yine yaptı yapacağını. Ateşi kes. Diğerleri. Ateş. Güzel. Saldırın. Ateş. Güzel. Paşam, sen çok kıymetlisin, geride dur. Cevat Rıza Paşa. Cevat Rıza Paşa da ne çok galibiyetler aldı ya. Ne çok galibiyetler aldı. O kadar çok galibiyet aldı ki Cevat Rıza Paşa. Yani o kadar çok galibiyet aldı ki, kaç bölümdür, kaç bölümdür oynuyoruz. Öyle galibiyetler, öyle galibiyetler aldı ki artık yeter. Cevat Rıza Paşa galibiyete doyamıyor. Galibiyete doyamıyor Cevat Rıza Paşa. Cevat Rıza Paşa galibiyete doyamıyor. Baltacı Mehmet Paşa da güzel bir paşa. O da topçuları yönetmekte çok iyi. Bak, Cevat Rıza Paşa bir başka. Cevat Rıza Paşa bir başka. Yine üstümüze saldırdılar ve yine geri püskürtüldüler. Üstümüze yine saldırdılar ve yine geri püskürttük düşmanı. Topçu gücü gerçekten muazzam. Oraya ateş etme, şuraya ateş etme. Güzel. Şimdi hızlandıralım isterseniz.
Yaklaşıyorlar bize. Toplarıyla yaklaşıyorlar. Güzel. Hadi çocuklar ateş edin. Güzel bir seyir zevki olsun. Bakalım bizimkiler ne zaman ateş edecek. Buraya bir ateş ettik mi burası bayağı bir dağılacaktır. Maşallah. Çok iyi. Okçular da gitti düşmanım. Akrebin kazanma ihtimalimiz şurada. Mouse'la gösterdiğim yerde. Kazanma ihtimalimiz çok düşüktü. Şuralardaydı. Ama şimdi kazanma ihtimalimiz bir anda yükseldi. İsyancı birlikleri. Erdal toprağındaki isyancı birlikleri artık pes etmekten başka çaresi kalmıyor isyancı birliklerinin. İsyancılar böyle kaçıyor. Kahramanca bir zafer alıyor. Cevat Rıza Paşa. Gördüğünüz gibi gelirimiz bayağı bir arttı. Ticari gemiler göndermiştik ya. Şimdi Rusların bakalım kimler varmış burada. 3 tane birlik, 1 tane birlik, 3 süvari, 3 piyade. Ama bunlar yaralıydı galiba değil mi? Biz bunları geri püskürtmüştük. Yani bunlar böyle kalabalık gözüküyor ama yaralıydı onlar galiba. Polonya da bana savaş açtı değil mi? Polonya da üstüme geliyor. Venedik de zaten bana karşı. Oh, yani ne diyeyim yani ne diyeyim. Bak Venedik'in ordusu burada. Avusturya zaten bize savaşıyor. Polonya da geliyor üstümüze bak. Polonya da burada. Stanislaw Poniatowski. General Poniatowski. Baltacı Mehmet Paşa'nın üzerine doğru geliyor. Baltacı Mehmet Paşa. General Ponskowski. Pontowski. Karşılayacak. Şimdi Baltacı Mehmet Paşa'yı biz buraya mı çekelim yoksa Erdal'e mi çeksek? Çünkü Ruslar tekrar saldırabilir. Şimdi Pontowski'nin ne kadar ordusu var bir kontrol etmemiz lazım. Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. Şöyle yapalım bir yeniçeri. Yeniçeri. Hatta iki yeniçeri. Şuraya gitsin. Destek için. Ve bu ordunun hepsini iyileştirelim. İkmal aldıralım. Baltacı Mehmet Paşa Pontowski'yi karşılamak üzere şuraya doğru gelir. Baltacı Mehmet Paşa Sırbistan'a mevzilendi. Şimdi biraz desteğe ihtiyacımız var. Gerek Cevat Rıza'ya gerek Baltacı Mehmet Paşa'ya. Yeniçeri desteği olabilir. Top desteği olabilir. İlik Yeniçeri tüfekçileri daha çıkartamadık. Bakayım onun teknolojik araştırması yapılıyor mu? 4 tur kalmış. 4 tur sonra artık beylik yeniçeri tüfekçisi
çıkartamayacağız. Şunu da yapmamız lazım. Yani hem bunu geliştirmemiz hem de bunu bu binayı yapmamız lazım. Ondan sonra beylik yeniçeri tüfekçileri çıkartabileceğiz. Ateş gücümüz olacak artık sonunda. Güçlü bir piyademiz olacak sonunda yani. Artık sadece toplarla değil. Bakalım şimdi ne çıkartayım ben? İlk önce orduma bir bakayım. Ne gerekiyor orduma? Yani yeniçeri olabilir. Top olabilir. Top. Biraz daha top olabilir. Biraz ateş gücüne de ihtiyaç var gerçi. Evet. Top ve ateş gücü lazım. Yeniçeri de lazım. Bir tane yeniçeri. Biraz daha ateş gücü lazım aslında. Biraz daha ateş gücü lazım. Şunlardan Seraf kolu çıkartayım bir tane. Azar çıkartalım bir tane. Bu şekilde olsun. Deli süvarisi de çıkartalım. İki tane deli süvarisi. Tamamdır. Ticari gemilerinde çıkıyor yavaş yavaş, güzel. Zaten bir tanesini gönderdik değil mi? Bir tanesini gönderdik. Bak gördünüz mü, saldırmıyor bize. Gördünüz mü? Bak saldırmıyor bize. Neden saldırmıyor sizce? Çünkü bunu full yaptığımız için. Bunu full yaptığımız için. Bunu buraya kadar doldurduğumuz için, full yaptığımız için yapay zeka bunun güçlü gemiler olduğunu zannediyor. Yani burada güçsüz gemilerimizin olduğunu bilmiyor yapay zeka. O yüzden saldırmıyor. Eğer sadece 5 tane 6 tane gemimiz olsaydı hemen saldıracaktı bize. Hala bir huzursuzluk var. Bu huzursuzluk şundan kaynaklanıyor. Aşı şöhret özelliğinden kaynaklanıyor. Aşı şöhretten kaynaklanıyor bu. Çünkü zaten sadece reform değil. Bak sadece reform değil. Reformun da etkisi var. Fakat hükümetteki kişilerden de kaynaklanıyor. Şunu ben atacağım ya. Bundan kaynaklanıyor bence. Ben bunu sevmedim. Atıyorum. Bakayım ne olacak. Şöyle. Attım. Bakalım şimdi. Gördünüz mü? Bakayım geçti mi? Geçti, bakın gördünüz mü? Artık hükümetteki kişilerden eksi 3 yemiyoruz. Eksi 1 yiyoruz sadece. Önceden eksi 3 yiyorduk. Şimdi eksi 1 yiyoruz. Düştü yani. Kurtulduk. Bak eksi 1. Eskiden eksi 3'tü. Oo, sanayi devrimciymiş. Sanayi devrimi de zaten 1760'lı yıllarda yapılıyor. İngiltere bu yapıyor sanayi devrimini. Gerçekten. Belki de oyunda biz başarırız. Biz yaparız sanayi devrimini. Sanayi devrimi ne demek? Sanayi devrimi yani makine gücüyle, insan gücünden makine gücüne, makine gücüyle üretim yapmaya deniyor. Yani oyunda sanayi devrimi yapmanız için şunu geliştirmeniz gerekiyor. Şunu geliştirmeniz gerekiyor. Buhar motoru. Bunu geliştirdiğiniz zaman sanayi devrimi yapmış oluyorsunuz. Şunu geliştiriyorsunuz. Şunu geliştiriyorsunuz, şunu geliştiriyorsunuz. Yani fabrikaya geçiş, artık fabrikaya geçiş yapıldığı zaman şunlar fabrika, bakın. Bunlar elle yapılan, şunlar elle yapılan, elle üretim. Bunlar insan üretimi, elle üretim şunlar. Şunlar elle üretim. Ama şu sondaki artık makine gücü, yani sanayi devrimi oluyor.
Yani kısacası şunu geliştirdiğimiz zaman ve bu fabrikalara geçişi yaptığımız zaman sanayi devrimini gerçekleştirmiş oluyoruz. Yani şunu geliştirirsek sanayi devrimini artık yapıyoruz. Peki yani İngiltere sanayi devrimini yaptı. Peki Osmanlı ne yaptı bu dönemde? Osmanlı çiçek aşısını buldu. Çiçek aşısını buldu. Yani İngiltere'de, Avrupa'da birçok çiçek hastalığına yakalanan vardı. Osmanlı çiçek aşısını buldu. Herkese servis etti. Birçok insanı kurtardı. Şimdi bu topla alakalı bu teknolojiyi geliştirmek ne kadar doğru olur? Yani bu benim ne işime yarar? Gerek yok buna. Buna gerek yok. Benim toplarım zaten güçlü. Öyle kıvılcım saçan toplara ihtiyacımız yok. Ben düz, sert top güzel oluyor. Yani öyle kıvılcım saçan kavisli toplar çok hasar veremiyor bence. Düz toplar daha iyi. Bizim zaten şu an düz toplarımız var. Bizim toplar zaten düz. Şimdi şunu kesinlikle geliştirmem lazım. Çünkü ticaret hacmini arttırmamız için. Ancak tabii bunu geliştirmek için güçlü bir okula, yüksek bir okula ihtiyaç var. Şunları da geliştirebilir gerçi. Ama şu an değil. Şunlar bir bitsin. Onlar bittikten sonra buna da geçeriz. Hatta ben direkt geçeceğim ona. Direkt buna geçeceğim. Bu daha önemli yani. O çiftlik araştırmasından ziyade. Bu çok daha önemli. Ticaret hacmimizi arttıracaktır bu. Sonra çiftlik araştırmasına geçeriz. Bir tane kasaba ortaya çıktı Anadolu'da. Bu kasaba hangi vilayette çıkmış? Diyarbakır. Diyarbakır'da ortaya çıktı. Diyarbakır'da bir kasaba ortaya çıktı. Diyarbakır'a şey yapacağız. Ne yapalım? Reform sıkıntısı var, ıslahat yaygarası var biraz halkımızın içinde. Sanayileşmeden gelen bir eksi var. Halkımız huzursuz. Buraya bir kahvehane yapabilir. Kahvehane yapabiliriz. Kahvehane. Kahvehane yapalım buraya. Zaten kahveyi de biz icat ettik. Kahveyi de biz icat ettik. Türkler buldu kahveyi. Türkler buldu kahveyi. Yemen'de bulundu. Yemen şurada. Yemen toprağımızda bulundu. Bir çoban tarafından bulundu. Sonra Osmanlı mutfağında kıvamı yapıldı. O şekilde. Avrupa'da bizim sayemizde kahveyle tanıştı. Çünkü Viyana kuşatmasında bizim kahveleri orada bıraktık. Geriye döndük oradan. Geriye dönük. Kuşatmayı kaldırdık, geriye dönük. Bizim çuvallar falan o ordugahın yanlarında kaldı. Avusturyalılar da orada buldu sonra bizim kahveyi. Öyle tanıştı Avrupa bizim kahvemizle. Şimdi Cevat Rıza Paşa keskin nişancı saldırgan hücum eden güvenilir general pardon talim subayı ya piyadeyi yönetiyor, hücum yapıyor, cesurca saldırılar yapıyor, keskin nişancı topları çok iyi kullanıyor. Çok iyi Cevat Rıza Paşa. Peki Baltacı Mehmet Paşa daha mı iyi? Baltacı Mehmet Paşa daha iyi. Ama Cevat Rıza Paşa biraz daha iyi. Askeri cerrah var. Baltacı Mehmet Paşa'da. Hız ve maharetin bıçakla, testereyle ve enjektörle buluşması cerrahlık konusunda temel hünerleri kazandırır. %10 muharebe zayiatını telafi etme olasılığına. Şimdi bu rutları halletmemiz lazım bizim de. Cevat Rıza Paşa halledecek onu. Buradaki orada iyileşecek. Buradaki orada iyileştikten sonra buraya hücuma geçecek.
durdurmak için de buradaki ordumuz. Buraya da bir cami yapılabilir. Güzel, 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 güzel. Başka da yapacak bir şey var mı bu bölümde? Ekonomimiz zaten güçlendi. Bakın ekonomimize 9800 lira çıktı. Bir tur daha oynayalım. Yine saldırıya geçtiler. 288 kişiyle yine saldırıya geçtiler. Evet. Bu bölümü burada bitiriyoruz arkadaşlar. Kıymetli dostlar. Bu savaşı şu an yapamayız çünkü vaktimiz azaldı. Yani bu savaş yetişmez yani bu bölüme. Bir dahaki bölümde bir daha savaşacağız Asilerle. Sonra Ruslarla, Polonya'yla. Polonya'da geliyor üzerimize. Onlarla da savaşacağız. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.